son zamanlarda madem ki sağlıklı yaşam yani health with için konuşuyorsunuz ve bunun en önemli parametresi sindirim sistemi diyorsunuz o halde zayıflama iğneleri hakkında ne düşünüyorsunuz hocam sorusu. Şimdi bir kere dostlarım bunlar zayıflama iğneleri değil. Bunların ismini iyi koyalım. Bunlar diyabette, tip 2 diyabette kullandığımız insülin periferik direncini kırmak suretiyle insanların diyabet hastalıklarında tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Şeker hastalığı için yani. Evet, şeker hastalarının kullandığı ilaçlar. Başlangıçta tablet olarak kullandığımız şeker ilaçlarının yanına son zamanlarda ileri araştırmalar düzeyinde hiç duymadığınız, hiç bilmediğiniz başka bir hormondan da bahsetmek mecburiyetindeyiz. Son dönemlerde baktığımda, araştırdığımda e, sosyal medyada ya da bir takım yayın organlarında rastlamadığım, çok fazla rastlamadığım organlardan bir tanesi leptin hormonu. Leptin. Leptin hormonu orijinal bir hormon. Leptin hormonu insülinle birlikte aynı sistemin içerisinde biri böyle çalışırken biri böyle çalışan iki ayrı ayrı hormon ve ikisi de birbiriyle dengede. doğanın biri mersine Doğan Mersin e yani. E, evet, doğanın en önemli insanlığın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Her sistemde bir organın içerisinde ya da bir sistemin içerisinde iki birbirinin zıttı parametre var ve bu iki birbirinin zıttı parametre birbirleriyle İnanılmaz bir uyum içerisinde ve düzgün çalışarak insan oğlunun sağlığını, iyiliğini sağlamaya çalışıyor. Leptin hormonu yağ dokusunda üretilir. Leptin hormonu yağ dokusunda üretildikten hemen sonra yağ dokuları çok fazla şiştiği zaman, enerjiyle dolduğu zaman leptin hormonuyla beynimizin hipotalamus dediğimiz bölgesine mesaj gider. Leptin hormonu der ki beyne tamam ben de yeteri kadar enerji var. Ben bunları yakabilirim. Artık herhangi bir şey yemene ihtiyaç yok. İştahı bastırabilirsin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben gereken her türlü desteği sana veririm der. Bu mesajla birlikte e, hipotalamustan vücuda özellikle pankreasa Glukagon hücrelerine mesaj gitmek suretiyle ve vücudun tiroksin hormonuna ve diğer sistemlerine mesaj gitmek suretiyle enerji sarfiyatı arttırılmaya başlar. Yani vücut kendi biriktirdiği kendi içerisindeki yağları ve şekeri yakmaya başlar. Bu durumda garip bir şekilde bu şeker miktarı artmaya vücut yağlarını yakmaya başladığında bu defa kan şekeri yükseldiği için az miktarda eee hormonu da salgılanır ve buna e, bağırsaklarımızın üst kısmında olan inkretin hormonları dediğimiz GLP-1 ve GIP gibi insülini destekleyen hormonlar salgılanır. Karmaşık bir mesele. İnsulinin biliyorsunuz periferik direnci diye bir konu var. Yani insülin çok salgılıyorsunuz fakat şekeri bir türlü perifere geçiremiyor, hücrelere geçiremiyor. Orijinaldir. Leptinin de bir direnci var hipotalamusta. Leptin direnci. Siz istediğiniz kadar leptin hücresi leptin hormonu üretin. Leptin direnciniz söz konusu ise eğer o tokluk hissini alamıyorsunuz ve durmadan yemek, durmadan bir şeyler biriktirmek, vücudunuza enerji biriktirmek ihtiyacında hissediyorsunuz. Duygusal yeme bende var diyor bazıları, hep canım yemek istiyor diyor. Aslında bunlarla mı ilgili doktor? Kesinlikle leptin hormonuyla ilgili. Çünkü leptin hormonu devreye girmedikçe midenin salgıladığı grelin hormonu dediğimiz iştah açıcı, hormonlar devreden çıkmadıkça insanlar uzun süre açlıklarda bile bu açlık hissini ortadan kaldıramadıkları için hep açmış gibi hissediyorlar kendilerini. Dolayısıyla ben ne yersem yiyeyim doymuyorum diyen insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu iğnelere gelince. Bu iğneler bu enjeksiyonlar daha önce şeker hastalığında kullandığımız tabletlerin yerini almaya çalışan periferik insülin direncini ortadan kaldırmaya çalışırken inkretin hormonlarını yukarıya doğru çekerek insülini devreye sokarmış gibi davranırlarken aynı zamanda leptin direncini ve e, azaltmak suretiyle leptin hormonu salgılanmasını sağlamaya çalışmak suretiyle etki ediyorlar. Bugün leptini kan seviyesini ölçebilirsiniz. Her yerde ölçülecek bir şey değil. Ama leptin direncini ölçmek mümkün değil. Ensülin direncini ölçebilirsiniz. Bu tip iğnelerin dördüncü jenerasyonları yani haftalık olarak kullanılan bir iki üçüncü jenerasyonlardan sonra son kullanılan çok meşhur herkesin bildiği Vallahi ilaçları. Pahalı iğneler doktorum çok pahalı. <laughs> evet onları kullanmaya başladığınız zaman gerçekten ciddi bir iştah kesilmesi. Ciddi bir vücuttaki enerjinin yakılmaya başlanması periferik direncin ortadan kaldırılması leptin direncinin ortadan kaldırılarak leptinin hipotalamusu etki ederek tamam ben tokum herhangi bir enerjiye ihtiyacım yok bir şey yemene gerek yok demesi bu enjeksiyonlarla mümkün oluyor. Bu sizin aslında diyabetinizi önleyen, şeker hastalığından sizi kollayan, koruyan tedavi yöntemleri. Ama bunları bilinçsizce sadece kilo kaybetmek için kullanırsanız eğer e, bunların yan etkileri de vazgeçilmez derecede yüksek. Bunlar diabet iğneleri. Bunlar zayıflama iğnesi olarak kullanılmamalı. Eğer kilo vermek için bu iğneleri kullanırsanız çıkacak olan komplikasyonlar da sizin için son derece kötü sonuçlar getirecektir. Zayıflama iğnesi sözcüğünü reddediyorum. Enzülin yani e, diyabet ilaçları ve diyabet iğneleri olarak kullanmak söz konusu ise eğer e, oral yolla alınan diyabet ilaçlarının yetersiz kaldığı vücudun bu nedenle diyabetle mücadele edemediği, periferik direncin çok fazla oluşmaya başladığı, leptin direncinin oluşmaya başladığı, hatta vücudun yüksek şeker nedeniyle şeker asidozuna girmesi ve komalaya girmesi gibi bazı problemlerin söz konusu olduğu durumlarda, hekim kontrolü altında haftada bir kez yapılan bu tip ilaçların, şeker hastalığıyla mücadele etmeniz açısından faydası mutlaka büyük olacak. En büyük zararlarından birinin adele kaybı olduğu gibi bazı yayınlar var. Adede kaybıyla birlikte kardiyak problemler de söz konusu. Bu tip ilaçlarda da yeni kullanılan yeni jenerasyonlar olduğu için 5 sene sonra, 10 sene sonra insanlarda ne hasar oluşturacak, ne yapacak ya da akut hemen arızalar nelerdir? Bunları bilmek mümkün değil. Benim insanlarım bir aşı için bile 5 sene sonra başıma neler gelecek diye şüphe içerisinde olurken zayıflayacağım diye haftada bir. ...bir iğne yaptırmaları son derece yanlış bir davranış biçimi. Bu nedenle leptin hormonunuza, leptin direncinize, ensilin direncinize ve ensilin salgılamanıza... ...ve bir de inkretin hormonlarıyla grelin hormonlarımıza dikkat etmeniz doğru işlerden bir tanesidir. Lütfen hekiminizle temasınızı kaybetmeyiniz.